Şimdi sırada diş hekimi Ercan Topçu. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu üçüncü evet. Sefer sizi davet ediyoruz. Çok size çok fazla soru var. Yani öyle mi? Seyirciler, özellikle Ercan Hoca'ya bayağı çok fazla soru sormuşlar. Evet. Yani size çok fazla soru gelince biz de sizi üçüncü kez ağırlamak istedik. Hocam bu biz dijital diş hekimliğini kullanıyoruz biliyorsunuz. Biz neden dijital diş hekimliğini kullanıyoruz? Dijital diş hekimliği ne işe yarar? Bunlardan birazcık konuşalım. Şimdi bizim yurt dışından özellikle, siz yurt dışına da beraber gidiyoruz. Birçok muayeneler yapıyoruz orada. Oradaki yapılan işleri gördüğümüz zaman Türkiye'deki diş hekimliğinin Avrupa'daki diş hekimliğinden belki 10-15 yıl daha ileride olduğunu. Çünkü orada ciddi manada diş hekimi sorunu var. Avrupa'da çok fazla diş hekimi yok. Çok fazla bu işi kaliteli yapan yok. Çok tam anlamıyla teknolojiyi kullanmıyorlar. Hala eski yöntemlerle yapıyorlar. Ve Türkiye'dekinden belki 8-10 kat daha pahalı. Şimdi biz oraya gittiğimiz zaman bunları görüyoruz. Oradakiler de bu işi Türkiye'de yaptırmak istiyorlar ama güvenilir bir yere gelmek istiyorlar. Onlar da yer alıyorlar. Evet, haklı olarak tabii. Şimdi biz Türkiye'de bu işi artık dijitale döktük. Yani hani neredeyse geleneksel yöntemler bitti artık. Doğru konuşmak gerekirse geleneksel yöntemler bitti. Artık dijital çağ başladı. Bütün işlemler artık dijital olarak yapılıyor. Dijital diş hekimliği dediğimiz olay, diş hekimliği yapılan işlemlerin tamamının bilgisayar destekli olarak sistemlerle yapılması işlemi. Bu dolgular, tedaviler, şeffaf plaklar, ortodontik apareyler, aklınıza gelen tüm işlemler, protezler, laminalar, yapılacak tüm işlemlerin hepsinin dijital sistemlerin yardımıyla yapılması işlemi. Yani şimdi dijital dediğimiz zaman şimdi ne akıllara gelmesi lazım? Eskisi gibi biz ajinat da öyle hani ölçü alırken zorlanırdı. Öyle ölçüler, hamurlarla falan ölçüler yok. Evet evet hocam. O rahatsızlık edici sistemlerin hepsi bitti artık. Artık dijital dediğimiz şey biz ağız içi kameralarla hiç herhangi bir hamur karıştırmadan, ağzının içerisine böyle kötü örtücü bir şeyler koymadan öyle hocam. Fotoğrafına yani, böyle bir üç boyutu çekiyoruz. Aynen öyle. Intraoral scaling dediğimiz yöntemle 3D dijital yöntemlerle hastanın ağzının taranması yöntemi. Tarandıktan sonra hemen 3 boyutlu tasarıma gidiyor. Yapılıyor. Gülüş tasarımı, fotoğraf çekiliyor. Gülüş tasarımı simülasyon şeklinde bitmiş hali gösteriliyor. Yani bittiği zaman nasıl olacak o gösteriliyor. En önemlisi de bu. Bunun modelleri hazırlanıyor doğru konuşmak gerekirse. 3 boyutlu bir model hazırlanıyor hocam. Dolayısıyla bunun üzerinde tasarım yapıldıktan sonra da artık onun üretim aşamasına geçiliyor. CAD CAM sistemleri dediğimiz, imalat dediğimiz olay başlıyor. Artık robotik kollarla bu işlem gerçekleştiriliyor. Artık teknisyenler de robot. Teknisyenler de robot. Robot dijital olarak tasarım yapılıyor. Da Vinci'nin kolları mı diyelim artık onlarla. Da Vinci robot kollarıyla. Robotik kollarla. Özel kazınıyor. Evet hocam. Onlar, robot sistemler kazıyor. Robotlar yapıyor dişleri. Çok hızlı yapıyor. Son derece hassas yapıyor. Ölçü de kaliteli olduğu zaman. Zaten bizim diş hekimliğinde hocam en önemli şey ölçü almaktır. Yani ölçüyü güzel aldığınız zaman zaten işin %80'ini, %90'ını yapmış olursunuz. Dijital bir kamera ölçü aldığı zaman zaten ölçü %100 hatasız oluyor. Hocam bir de hocam da söyledi bunu, biraz önce söyledi. Yani ben eski diş hekimlerinden birisi olarak bunu böyle 3 boyutlu olarak gördüğüm zaman aslında onu daha vakıf olmaya başladık. Bunun ne kadar, bunu göremiyorsunuz çünkü gözünüzde bunu. Ama dijital sistemle hata yok. Daha hızlı, daha konforlu, daha güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Dijital tasarımla, dijital diş hekimliğiyle gülüş tasarımı da bir başka oluyor. Şimdi biz gülüş tasarımına fotoğrafını çekiyoruz. Dijital olarak tasarımcıya gönderiyoruz. O bitmiş halini yüzünde ilk başta görebiliyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Eskiden işte mimarlar maket bıçaklarıyla maket yaparlardı. Bitmiş halini bir maketine görürdünüz. Ondan sonra 3 boyutlu sisteme geçti. Sonra şimdi ne yapıyorsunuz? Belki AutoCAD üzerinden gözlüğü takıyorsunuz. Evinizin bitmiş halini, dekorasyonunu 3 boyutlu şekilde görüyorsunuz. Ona göre renginden şeyine kadar, tasarımına ona göre karar veriyorsunuz. Herhalde bir süre sonra hologramlar falan da yapmaya başlayacağız artık. Hastayı çok uzak mesafelerden yanımıza alacağız neredeyse. Buna doğru ilerliyoruz. Evet. Artık diş hekimliği tamamıyla şekil değiştirdi. Hocam artık robotlar yapıyor bunu. Hatasız robotlar bu arada. Robotların hatası yok. İnsan hata yapıyor ama robot hata yapmıyor. Çok hızlı, konforlu, eski rahatsız edici yöntemlerle de değil. Mükemmel bir şekilde. Çünkü implantların üstüne de bu şekilde yapıyoruz. Evet İmplant hocam. Ölçülerini de bu şekilde alıyoruz. Evet. O zaman daha hassas, yük binmeyecek şekilde oluyor. İmplantların ömrü de uzuyor. Aynen öyle hocam. O dijital sistemlerle artık o tomografilerle hocaların önü açıldı. Onu ölçüyorlar. Ölçüm yapabiliyorlar. Doğru olarak konumlandırıyorlar. Diğer dişlerle olan boyutlarını tespit edebiliyorlar. Dijital olarak implantların ve konnektörlerin imalatı da var artık. Yani artık imalat da var. Yani evet. İmplantın da imalatı var. Protezlerin yapımı aşaması var. Her şey dijital oldu artık. Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Zevkle hocam. Evet, yine sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Her zaman programlarda teşekkür ediyorum.